edeyim sana. Teşekkür ederim. Nurten Hanım. Hah. Çok sağ olun, size zahmet oldu. Uğrayıp alacağım ben. Görüşürüz. Hayırdır? Nurten Hanım'da yedek anahtar vardı. Çilingir gelecekti kapının kilidini değiştirmek için. Yetişemem diye ondan rica etmiştim. Sağ olsun halletmiş. Kusura bakma bir tanem ya. Benim aklımdan gitti o. Lütfen, zaten sen nelerle uğraşıyorsun. Güneş. Nereye? Tamam, dur. Hadi bakalım, tamam. Güneş, nereye? Kreşe geç kalacağız. Dila, Güneş bize bir şey gösterecek. Sonra gitseniz olur mu? Olur, iyi. Bekliyorum ben. Ne bu bir tane? Ya sen deden için mi diktin bunu? Çok güzel. Çok güzel. Ben de bilmiyorum ki, ilk kez görüyorum güzelim. Dokunma ona. Sakın. Babamı sen öldürdün. O çiçekle. Ne çiçeği? Ne diyorsun? O çiçek zehirliydi, biliyorum ben. Çok sevinmiştir eminim. Teşekkür ederim. Neyin var bir tane? Şey yok. Güzelim, aferin sana, çok güzel düşünmüşsün. Ama Dila'yı bekletmeyelim, tamam mı? Sen döndüğün çiçeğine tekrar bakarız. Hadi. Elif, ne olduğunu söyler misin? Fırat. Bu o çiçek. Hangi çiçek? Dila'nın bahsettiği. Annenin babanın zehirlediğini söylediği çiçek. Ben gördüm bunu, hatırlıyorum. Sen ciddi misin? Fırat! Anne! Ne oluyor? Benle geliyorsun. Sen nasıl konuşuyorsun benimle? Haddini bil. Sana benle geliyorsun dedim. Ama ne yapıyorsun? Fırat, ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun beni? Ümran Hanım! Fırat! Ne yapıyorsun? Bu ne? Çiçek. Cevap ver buna! Fırat, beni bu aptal şey için mi böyle sürükledin buraya? Babamı zehirlediğin çiçek bu mu? Bu Allah'ın cezası aklına sokuyor. Karımla doğru konuş. Sakın yapma bunu. Bana cevap ver. Babamı sen mi öldürdün? Saçmalıyorsun. Bu çiçeği hayatımda ilk defa görüyorum. Saçmalıyorum. Tamam. Madem bu zehirli değil. Sen öldürdün. Dünyanın en kötü adamıydı. Anlıyor musun? En kötü adamı. Ayağa kalktığından beri beni tehdit ediyordu durmadan her yerde. Anlıyor musun beni? Dokunma bana sakın.
melek zannettiniz, kötü bir adamdı. Onu öldürmem mi gerekiyordu kötü diye? Baban olmadığını söyleyecekti. Mahvedecekti ailemizi. Lütfen dinle beni. Gelip konuşsaydın benimle öldürmek zorunda mıydın? Yapamadım. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Allah'ım ben kafayı yiyeceğim gerçekten. Fırat lütfen bekle. Ne olur yardım et, yalvarıyorum. Polise gidecek, yalvarıyorum, bana yardım et. Gözümü biraz açık tutabilseydim belki şu an hayattaydım. Ama yapamadım. Sen hayatım boyunca beni koruyup kolladın. Ben yapamadım. Ama sana söz veriyorum. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sen huzurlu uyu. Sessiz bir gölgeyim, yapayalnız.